Ama Galatasaray scaling bir kompozisyon aldı bu arada. Koridor hakimiyeti çok fazla yok ve bir noktaya kadar hayatta kalmak zorunda, ama o bir noktadan itibaren Aatrox Vladimir akıl almaz bir takım savaşı. Evet. Ya bu arada bu ikili, Aatrox Vladimir ikilisi hangi turda giderse gitsin o koridorda sıkıntı yaşayacak. Evet. Yani Vladimir iki şampiyona da, iki teknik koridor şampiyonu da sıkıntı yaşıyor. Yeza Aatrox da öyle. O yüzden nereye gittiklerinin çok bir önemi yoktu. Böyle gitmeyi tercih ettiler. Senin de bahsettiğin gibi bu iki şampiyon iki eşya, üç eşyaya ulaştı mı çok can sıkıcı bir hale alıyor. Evet, artık günün son karşılaşmasına geçme zamanı geldi. Bir kez daha sözü sunucularımıza bırakıyoruz. Analiz masasına bugün son kez teşekkür ediyoruz ve günün son karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Bir tarafta Galatasaray Espor, diğer tarafta ise karşısında Dark Passage olacak. Hı hı. Neler bekliyorsun bu mücadeleden? Seçim yasaklamaları gördük. Analiz masasında söylediği gibi teknik koridorlar Dark Passage için iyi bir çıkış noktası olabilir. Evet, aynen öyle. Çünkü bir tarafta yine geçen oyunda da belli bir fark ortaya koyabilen bir Niko var. Ve Juzu oynayacak. Juzu dün gerçekten iyi bir maç ortaya koydu. Ki çok gitti geldi o maç. Yani o net kazanılan bir maç değildi kesinlikle. Ama maçın başından sonuna kadar evet, iyi oynayan isim Juzu'ydu. Onu diyecektim ben de. Yani öylesine kaotik bir maçta bile Juzu sürekli doğru hamleleri yapan, belki de doğru hamleleri en fazla ve en istikrarlı biçimde yapan kişiydi. Şimdi Niko oynayacak, takımını taşımaya çalışacak. Kazanan bir eşleşmeye gönderler onu. Ve ligin yıldız üst koridor oyuncularından, kendisini geçtiğimiz mevsim Dark Passage'da hatta kanıtlamış oyunculardan bir tanesi olan Ragnar, bu sefer bakalım bu eşleşmede nasıl performans sergileyecek. Fark ettiysen aslında, ki eminim ki etmişsindir, ligde şöyle bir döngü oluştu. Önce Broken Blade çıktı, hı hı. Sonra yeni Broken Blade Armut oldu, evet. Yeni Armut Ragnar oldu, şimdi de yeni Ragnar Juzum olacak bakalım. Konuşuluyor. Yani sürekli olarak ligimiz istikrarlı olarak iyi üst koridor oyuncuları çıkarmaya devam ediyor. Ve Juzu da görünen o ki bu konuda büyük bir potansiyel taşıyor. Minyonlar harekete geçti. Ve orta koridorda da Vladimir LeBlanc eşleşmesi. GBM hatta yani bir yerden sonra artık öne geçirilmek için tutuşturla girmiş bu eşleşmeye. Tabii her iki oyuncuda da tutuştur var ama LeBlanc'ın zaten bu eşleşmede tutuştur alması biraz mecburi oluyor. Evet, Berend hızlı bir takasla elektrikleri tetikleyerek başladı. Tabii Galatasaray'da GBM'in nasıl performans sergileyeceği çok önemli. En çok tartışılan isimlerden bir tanesi kendisi. Yani bir kesim tarafından çok iyi bir yıldız olarak görülüyor. Bir kesim tarafından son dönemde artık beklenenin veremediği konuşuluyor. Onun da birazcık yeniden kendini kanıtlaması gerekiyor. Yani şöyle aslında onun doğru bir cevabı var. İkisinden de birazcık. Evet. Çünkü GBM lig aşamasında, hatta finallere doğru ligi domine eden, yaptığı değişik şampiyon seçimlerini çalıştırabilen bir oyuncu. Ama genelde büyük maçlara gelindiği zaman ondan o beklenen verimi ya da lig aşamasında aldığınız verimi almakta zorlanabiliyorsunuz. Yani en büyük sıkıntısı da aslında GBM, çünkü uzunca bir zamandır aslında ligimizde olan, artık lige yabancı olmayan bir oyuncu. En büyük sıkıntılarından bir tanesini ben istikrar olarak görüyorum. Ragnar bu arada oldukça defansif başladı ve Juzo'nun koridoru kontrol etmesine izin verdi. Bu arada Doran yüzüğüyle başlamış GBM. Yani o mana etkisini almayacak belki ama çok da mantıksız bir eşya değil. Daha önce de mana kullanmayan şampiyonlara ara sıra tercih edilen bir eşya. O zaman onun etkilerinden birazcık bahsetsen aslında iyi olur. Can havuzunu arttırıyor. En önemli özelliği o. Can havuzunu arttıran ve yetenek gücü veren bir eşya. Kara mühürle başladığınız zaman yani bir komboda düşebiliyorsunuz. Atıyorum baskına geldi. Jarvan artı LeBlanc'un kombosu sizi düşürebiliyor. Ve Doran yüzüğünün verdiği o azıcık can miktarı belki de iki tane tutuştur tıkı anlamına geliyor. Hatta daha fazla bile denebilir. Bu da hayatta kalmanızı aynen sağlıyor öyle aslında. Bu arada Crystal az önce yukarıya bir ninja baskına gitmişti ama Ragnar o kadar geride kabullenmiş durumda ki koridoru, o baskından pek bir şey çıkamadı. Crystal da karşı ormana girdi. Gromp'u çalıyor. Yani şu an her ne kadar minyonlar eşit gibi gözükse de koridorun hakimi Niko yukarıda.
Ya bir de dün aslında bunun muhabbetini yapıyorduk sunucularla birlikte. Ya oyun artık öyle bir noktaya geldi ki bir yerden sonra hani mana yenilemeniz var mı yok mu hakikaten pek bir şey ifade etmiyor mana uzun süredir. Evet. Çünkü ya manam bitti zor durumdayım hissine çok nadiren yaşıyorsunuz. O yüzden yani mana istatistiği pek de bir şey ifade etmiyor. Ya oyunun başlarında birazcık tabii biraz, sıkıntı evet. çeken şampiyonlar var. Ezreal aslında onlardan biri, LeBlanc yine onlardan biri. İki tarafta da bu tarz şampiyonlar var. Ama çoğu büyücü şeyi aldıktan sonra, kayıp cilti aldıktan sonra ve alıyorlar. Yani birçok büyücünün ana eşyasından bir tanesi. Sıkıntılarını çok büyük ölçüde azaltıyor kayıp cilti almak. Ya ben şahsen cidden hiçbir oyuncunun bir eşyanın verdiği mana yenilemesi istatistiği nedir bildiğini sanmıyorum. Dikkat ettiğini sanmıyorum. Evet, ihtiyaçları kalmıyor çünkü. Evet. Dediğin gibi. Balkan, Ragnar'ın etrafında kendini şöyle bir gösterdi. İstediği hamle o değildi sanıyorum ki. Ama Juzu üstüne dönecek. Ragnar de sanıyorum ki dönecek. Bir an kararsız kaldı ama dönmeye karar verdi. Koridoru burada tutmaya karar verdi. Ormancılar karşı karşıya geliyor bu arada. Birazcık yukarıda. Şimdi Balkan oraya doğru ilerledi. Berent de orada son manasını kullanarak içeri girdi ama tutuşturum da kullanıyor Berent. Balkan oradan çıkmayı başaracak. Şimdi Juzu ile Ragnar arasındaki birebir. Her iki oyuncu da ışınlanlarını kullanarak geri gelmişti Ragnar. O son tıkı istediği gibi kullanamadı ve orada havaya kaldıramadı Juzu'yu. Ve kulenin de böyle azıcık menzilinin dışında çok iyi bir noktada aslında girdi. Evet. Ragnar. İşte o bir adımı daha atsa o zaman Juzu'yu havaya kaldıracak ama kuleden bir vuruş yiyecekti. Evet. O riski almak istemedi bu arada. Aşağıda olaylar dönmüş. PBD'nin üzerinde 3 yük var. Farfetch ve Madness ise bayağı bir hasar yemişler. Ve Madness sıçrasını kullanmak zorunda kalmış. Bu takası tam göremedik. Yukarıda ise Ragnar şu anda takaslarda üstün çıkmaya devam ediyor. Ve bir kule altı istiyorlar. Balkan full can, 5. seviye. Ama orada bir totem var. En azından, ya bu bile çok önemli. Şu anda orada kaç tane? Minyon boşa gidiyor. 9 tane minyon bu arada. Tecrübe puanını da alamayacak. Tamamen, evet. Ve Ragnar bir de üzerine barikat alacak burada. Şu an Juzu'nun yakınında bir takım arkadaşı da olmadığı için Ragnar oldukça rahat. Crystal'la PBD'nin yukarı yaklaştığını görüyoruz. PBD vazgeçti ve rotasını aşağıya çevirdi. Çünkü aşağıda da Black çok zor durumda. Tek başınayken sıkıntı yaşayabilir. Yani şu an minyon biçiyordu kule altında ama az önce tek kaldığında Braum'dan yediği bir Q ile zor durumda kaldığını gördük. Berent de burada koridoru dondurmaya karar verdi. Ama GBM öne geçmiş minyonda. Ve erken seviyelerde ya Vladimir'in çok kuvvetli olmadığını ama LeBlanc'ın bayağı bir kuvvetli olduğunu biliyoruz hepimiz. O yüzden GBM'in minyonda bu noktada olması onun için başarı denebilir. PBD Madness'ı yakalamaya çalışacak ama Madness hemen geri çıktı. Üstüne de dönecek. 66 minyonu var şu anda. Yani şu anda koridorlarda çok net bir eşitlik var. Ormanda birazcık Balkan önde ve aşağıda Black çok azıcık geride ama önemli bir miktar değil gerçekten. Yani Bulut Ejderi etrafında belki takımlar bir hamle kovalayabilirler. Ormancılara tabii ki bakıyor bu durum. Ya tabii Madness'la Black arasında sadece 1 milyon dalgası fark var ama Arakçı yüzünden Madness'ın biraz daha önde olduğunu tahmin edebiliriz. Şimdi Balkan'da aşağıya geldi. Yine ninja bir baskın denemesi. Diğer taraftan Crystal'ın da burada olduğunu söyleyelim. Her iki ormancının da henüz aktif bir oyun oynayamadığını belirtmek lazım. Aslında erken baskınları iyi olan orman şampiyonları ama henüz bir şey çıkmadı. Balkan'ı da gördü DP şu an bıraktığı totemle. Ortada zinciri bir takas, tutturdu. Berent. Güzel tutturdu zinciri ama yine de kaybeden kendisi oldu bu takası. Çok ufak bir farkla.
Ve artık 8. seviyeye gelindi. Yani 7'den itibaren zaten Vladimir çok daha seri bir şekilde can yeniliyor. Çok daha seri Q'sunu kullanıyor. Hem sıçra hem tutuştur kullandı. Ortada olaylar dönmeye devam ediyor. Tabii aşağıda da büyük bir skor tehdidi. Black üzerinde 4 tane yük birikti. Şimdi gelen çıpayla Madness geri çıktı sihir geçişiyle. Yani burada gerçekten ölümcül takaslar dönüyor. Hani öyle zararsız takaslar falan değil. Son anda kurtuluyor oyuncular skor vermekten. Berent de ultisini kullanıp bir şeyler denedi ama... Ya çünkü rakibini dürtmediği her an GBM öne geçecek. Ya GBM'i şu an tutuşturuyor ama can seviyesi o kadar evet. iyi durumda ki Berent'in onu öldürmesi ultisi gelene kadar çok mümkün olmayacaktır. Tabii tutuştur da... yani tutuştur da etkili kullanabilirse Berent yine öne geçebilir ama GBM... Ya zaten geri dönecekler artık. Berent geri dönecek, GBM de birazcık can yenileyip o da üstüne dönecek, eşya alacak. GBM bu minyon dalgasını da almak isteyecek gibi duruyor. Ulti ile itebilir belki. Bazen oyuncuların kullandığını görüyoruz. Hiç onu denemek istemedi. Evet, yine de fena hızlı itmedi yani. Kabul edilebilecek bir hızda itmeyi evet. başardı. Yani oyunun bu seyri aslında iki takımı da çok rahatsız etmiyor. İki tarafta da çünkü oyunun ilerleyen safhalarında güçlenen şampiyonlar var. Vladimir, Ezreal bir tarafta, Zaya, Niko diğer tarafta. Doğru oynayan, doğru yerlerden gelen bir LeBlanc oyuncusu oyunun her noktasında çok büyük bir tehdit olabiliyor. Balkan deneyecek mi? Denedi ama biraz... Değişik bir deneme oldu Balkan'dan. Şimdi içeride kaldı. Ultisini de kullanmak zorunda kalıyor. Crystal'ın da ultisi gelmişti. Balkan sıçrayla geri çıktı. O patlayıcı tohuma kendisi mi bastı? Evet. Kendisi direkt girmek değil istedi. Mi? Yani. Hani 600 can varken bir de girmeye çalıştı. Zaten içeri atlarken o ejderi aldı Dark Vader. Ya o önemli değil. Önemli olan bulut ejderine sıçra değer mi? Yani hani belli bir canda atacak tabii ki o sıçrayı ama alsa bile hakikaten sıçrayı kullanmaya değer mi? Özellikle Zinza oynuyorken. Bakalım yani önümüzdeki 5 dakika içerisinde tabii ki göreceğiz. Balkan'ın o sıçrayı harcaması onu bir sıkıntıya sokacak mı? Bu arada bir duraklatma geldi. Birazdan bize de bilgi gelecek. Ve Dark Passage oyunda şu anda makro anlamda aslında ilk önemli hamleyi yapmış oldu. Bulut ejderini alarak. Ben daha ejderi mi dedim bu arada? Yok bulut dedim. Dedim? Bulut dedim. Yani dediğine katılıyorum bu arada. Yani kesinlikle hangi şampiyon olursanız olun sıçranız bulut ejderine bence de değmez. Yani Rek'Sai olsan çiçeğe basarsın, içeri girersin, tünelle geri çıkarsın evet. mesela ya da başka bir şampiyonla ama... Ya da Thresh olsa takımında yine. Mesela. Ama hani bir yandan da şuna bakıyorum. Şu ana kadar iki ormancı da çok fazla bir şey yapmadığı için sanıyorum Balkan da kendi bir şey yapmak zorunda hissetti biraz. Yukarı gitti olmadı, başka yerlere gitti olmadı. Ormanda bir kere orta yakaladı, koridorun evet. yanında keskin gagaların orada bir 2'ye 2 takas oldu. Onun dışında çok fazla bir şey görmedik. Bir yukarı baskı uyguladığı pozisyon vardı orada. Ragnar kuleden biraz barikat almayı başarmıştı. Bunun dışında genel olarak sakin bir oyun izliyoruz. Oyunun ilk safhalarında. Tabii DP'nin dün bu oyunu oynamış olması bizi şaşırtmıyor. DP şu anda genç oyunculardan oluşan bir takım olduğu için dün de hatırlayacaksın maçı bayağı bir kabullenen bir oyun oynamışlardı. Evet. Yani sakin oynayacakları belli. Onlar lig boyunca belki de böyle bir görüntü çizip, sakin oynayıp rakibin hatasını bekleyecekler. Dün bu taktik işledi. Galacticos'u yenmeyi başardılar bu taktikle. Ama yani o hakikaten sürdürülebilir bir taktik gibi görünmüyordu dünkü maça bakacak olursak. Ama yine de yani ellerinde Ryze olduğu için tabii oyun ilerleyen safhalarında bu onlara galibiyet olarak geri geldi. Ve yani Berent'in de orta koridorda az biraz öne geçtiğini görebiliyoruz. Orada alameti kullandı yukarıya. Alameti almış Balkan. Onun da bilgisini geçmiş olalım. Ve kuleyi de alacak.
İlk kule gelecek, burada barikatlar da gelecek. Niko geri dönüyor bu arada. Yani eşlik etmek isterlerse alamete. Aşağıya Berant geldi ama Berant'ın manası çok çok az. Yine de güzel bir oyun burada. Madness duvarda kaldı. Madness'ın çıkışı olmayacak. İlk kan Blay'e gidiyor. Berant kuleyi tanklamıyordu ama Ragnar son vuruş yapmayı başardı orada. Şimdi Ragnar aldığı skorla beraber daha agresif oynama fırsatına sahip. Black'ten güzel ulti. Hem GBM'i hem Ragnar'ı yerine sabitlemeyi başardı. Alamet de galiba gidip ikinci kuleye kendi kendine vurdu. Evet. Evet, kendi kendine vurdu Alamet. Tabii Ragnar buraya ışınlar atmak zorunda kalınca devam edemedi. Ama Balkan buradan fena olmayan bir iş yapıyor. Balkan agresif bir oyun. Crystal'ı yakalayacak. Ragnar geliyor. Havaya kaldırdı Crystal'ı. Ragnar sıçrayla girdi oraya. Skoru da aldı. Yalnız Ragnar'ın şu anda ultisi yok. Sıçrası yok. Buradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Yan taraftan gelen başka bir DP oyuncusu yok. Ragnar sanıyorum ki buradan uzaklaşacak. Agresif oyunun ödülünü aldı Galatasaray. Yani Crystal girer ayak denedi. En azından ultimle kule altında sıkıştırayım bu Aatrox'u diye düşündü ama yeterli olmadı. Ragnar güzel bir rotayla oradan çıkıyor. Galatasaray'da yani geçtiğimiz mevsim onlardan hiç görmediğimiz bir agresif oyun sergiledi ki oyuncuların aslında oyun kimlikleri buna uyuyor. Özellikle Ragnar'le Balkan'ın. Orada şu da var. Aslında agresif hamleyi yapan DP'ydi. Kule altında onlar denedi ama Madness yetenek atışlarından güzel sıyrıldı. Yani burada LeBlanc'ın vurkaçını yemiyor mesela. Orada harcattığı 1-2 tane otomatik saldırı bile değerli. PBD'nin bir saniye daha uzun süre burada kalmasına sebebiyet veriyor. Ragnar 2 skor aldı buradan. Evet. Sonra gidip 3.'yü de aldı hatta. Onu da söyleyeyim. Yani 3'te 3 olarak sayılmadı ama yanlış görmediysem 3 skorla ayrıldı Crystal'la beraber. Burada rakibinin üzerine gidiyor Balkan. Crystal'ın ters bir yerden geldiğini hemen fark ediyor ve Ragnar da sıçrasıyla bu skoru alabileceğini bildiği için agresif bir hamle yapmış. Ama işte yeterli olmuyor Black'in hasarı. 2 skorla ayrılmış, özür diliyorum. Orada sadece PBD'yi almışlar aşağıda. Ben Berant düştü diye görmüştüm ama Berant'ın kopyası düşmüş orada. Yani yine de Aatrox şu anda hani kara baltasını bitirmiş olmasını istemeyeceğiniz bir dakikada. Berant fena bir takasa girmedi. Crystal buraya yaklaşıyor. Crystal'ın ultisi gelmek üzere, birkaç saniyesi var sadece. Ragnar şimdi ultiyi açtı. Berant üzerine gitmek istiyor ama Berant'tan çok iyi bir hasar ve Crystal'ın gelişiyle beraber Crystal ultisini kullanmasına gerek kalmadan skoru aldı. Zaten ultisi de savaş bitene kadar gelmemişti. Çok güzel kayıtladılar orada Ragnar'ı. Şimdi Ragnar doğduktan sonra Ejder'e gelişi de belli bir miktar vakit alacağı için Balkan kötü pozisyonda yakalandı. Yok. Bakıyorum sıçrası yok şu anda. En azından hasar vereyim belki bir skor çıkarırım dedi ama ultisi de işe yaramadı. Yani Ejder'e gidebilir DP diyecektim. Şimdi Balkan'ın ölümüyle çok daha rahat bir hedef haline geldi o Ejder. Ama pozisyon avantajı şu an Galatasaray'da. GBM çünkü yani yarın yokmuş gibi ittiriyor. Ve diğer taraftan da zaten Ragnar doğdu. Balkan doğmak üzere. GBM birebir oyunda. Juzu'yu düşürmeye çalıştı ve o tutuşturun son tıkı da yetti. İşte sanırım bugün oynamaya gelmiş. Bugün taşımaya gelmiş. O maçları taşıyan ve etkili olan GBM'i göreceğiz gibi görünüyor. Dün diğerini görmüştük. Evet. Yani hasarını da kendi hasarını gerçekten çok çok iyi okudu. Ve koridor aşamasını da kendisinin counter sayılabilecek bir şampiyona karşı oldukça iyi geçti. Evet, pozisyon avantajını iyi değerlendiren taraf Galatasaray oluyor. 1700 altınlık bir fark şu anda Galatasaray lehine. Farfetch agresif oyun, Crystal'ı yakalamak istedi. Gideceği yöne atmayı planladı ama yani Crystal soğukkanlılığını koruyor. Hani tuttursan olur, tutmasan olur, tutturmasan olur gerçekten. Ya takip edebilecek de çok kimse yok. Yani Madness takip ederdi o kadar herhalde sanıyorum ki. Şöyle diyelim, tutsa yıldız olurdu. Tutmadı, pek istediği gibi olmadı. Yalnız Crystal'da takdir etmek lazım. Yani yıllardır soğukkanlılığını korumasıyla biliniyor. Bu pozisyonda da bunu nasıl yapabildiğini gösterdi bir kere daha.
Ya o tarafa gitmeyi bir seçenek olarak bile görmüyordu bence. Aynen. Crystal buraya baskıyı uyguladı. Ragnar'ı bir adım geri attı ama Farfetch de geliyor şimdi. Ezreal ultisi de geldi uzaklardan ve bu kuleyi kurtaracak Galatasaray. Daha fazla hasar yemesini engelleyecekler. DP cephesinden agresif bir oyun gelir mi diye bakıyorum. Daha çok totem temizlemeye yönelikler. Yine o üst koridor kulesine baskıyı uygulayacaklar ve Ragnar bir kere daha geride bekliyor. Diğer taraftan Galatasaray GBM'le kule aldı. Ve yani üzerinden ninja tabisi olan bir Juzu'nun hakikaten GBM'i tutması mümkün değil. Çünkü minyonlar otomatik saldırı yapacak da birazcık vampiri hasayla can yenileyecek menzile bile girmekte zorlanıyor. Evet, kalırken GBM'ye indirmesi yani iki eşya olsaydı üzerinde belki indirebilirdi. Yani ama hani baktığın zaman Juzu'nun bu tercihini de çok yadırgayamayız. Çünkü Aatrox var, Xin'Zhao var. Hani Ezreal da yine Ninja Tabi'den Ninja Tabi'ye biraz daha az hasar verebilecek şampiyonlardan biri. Sadece GBM onun karşısına geldiği zaman böyle büyük bir zorluk çekecekti GBM de onun karşısına değil, gitti. Yani Ninja Tabi kötü bir eşya değil şu anda. Bir seviye fark var iki oyuncu arasında. Berend güzel oynadı burayı şu ana kadar. Ragnar ultisini açıyor. Berend'in üzerine gitmeye devam ediyor. Tutuşturu da kullandı. Şimdi Berend'den bir deneme daha. Ragnar burada hiç hasar veremedi Berend'e. Yandan Farfetch gelerek kurtarıyor. Ya Berend şer mührünü minyona mı attı son şer mührünü emin olamadım. Yalnız GBM ultisini kullandı. 3 kişiye tutan bir ultiye geri çıkmak zorunda kaldı ama yine de skoru alıyor. PBD'yi düşürmeyi başardı. Şimdi Balkanlar arkası boyun. Crystal ultiyle içeri girdi ama o da arada kalan isimlerden biri oldu. Bir de sıçrayla oyun orada. Madness sıçrayla biraz fazla agresif oynadı. Ya az önceki pozisyonu Berend hakikaten çok güzel oynadı. Yani yetenek atışlarından çok iyi kaçtı. Alay etti resmen orada rakibiyle. Yani Ragnar hiçbir Q'nun oradaki hani bir sonraki Q'yu, bir sonraki Q'yu hiçbirini tutturamadı. Ne kaldırmayı tutturdu, ne hasarı tutturdu. Ama yani orada son Q sanki minyona geldi diye gördüm ama emin olamıyorum. Yine de tebrik edelim burada Berend'i. Neredeyse alacaktı skoru. Orta koridorda da az önce gördüğümüz gibi ufak bir takım savaşı kazanmayı başardı Galatasaray. Orta koridoru bir kere daha göreceğiz. Yani burada GBM'in üzerine giden PBD ama GBM çok iyi kokladı pozisyonu. 3 kişiye tutturmuş ultiyi. Yani tutuşturla birlikte Madness'ın hasarı sayesinde aslında ultiyle GBM rakibini düşürmüş. Ardından Crystal da zaten yakalanıyor. Diyecek fazla bir şey yok. Madness burada bir de sıçra harcadı. O da üçlü kuvvet tercih etmiş. Daha fazla hasara yönelik. Yani güzel bir eşya tercihi. Ben cidden seviyorum üçlü kuvvet tercihini. Daha fazla hasar verdiğinizi hakikaten hissediyorsunuz çünkü Ezreal oynarken. Sana şunu sorayım aslında. Bu maçta hangisi daha iyi gider? Bence gayet mantıklı üçlü kuvvet. Öyle karşı yani kendi üzerine sürekli oynayacak ne bileyim yani İreli gibi bir şampiyon yok mesela. Hani kaçarken sürekli kayıtlaması gereken. Crystal zor pozisyonda kalabilir. Dikkatli olması lazım. Kaldı ki zaten üçlü kuvvet de isabet halinde de hareket hızı sağlıyor. Normalde de hareket hızı sağlıyor. Gayet iyi bir eşya. Rahat bir biçimde orta koridor kulesini aldı Galatasaray. Balkan'ın hemen arkası boyun. Black ultisi kullandı ama arada kalacak. Black anında düştü. Güzel kullanılan bir kronometre de geliyor burada Balkanlar. Şimdi Berend şansını deniyor. Balkan'ı düşürmek istedi ama Balkan'ın sıçrası Juzu'nun ultisinin içine girdi. Juzu orada aslında oldukça iyi bir ulti kullanmasına rağmen sadece bir skor alıp kendini feda etti ve bu Galatasaray adına bir baron anlamına gelebilir sanıyorum ki çünkü 4 kişi hayatta şu an sadece Farfetch ölü. Can Eri'yi de aldı şimdi Balkan ve... Balkan. Tanklamaya devam edecek. Berend'i yapabileceği hakikaten hiçbir şey yok burada. 21. dakikada Galatasaray baronu alacak. Zaten arka arkaya takım savaşlarını da kazanıyorlardı. Şu an çok büyük bir ivmeye sahipler. Bu arada Balkan bunu bu maçta ya ikinci ya üçüncü defa yapıyor. En az ikinci defa yapıyor. Q'sunun ilk iki yükünü kuleye vuruyor. Rakibinin üzerine atlayıp hemen havaya savuruyor. Bu sayede zaten takım savaşını başlatıp aynı bu noktada Jarvan'ı yakaladığını ve Ragnar'ın Jarvan'ı sonrasından düşürdüğünü
izlemiştik. Ya bu arada Juzu da burada oldukça iyi geldi ama yani hem saldırı gücü olması hem diğer taraftan takım arkadaşlarının ölü olması onun bu pozisyondan çok da bir şey çıkaramamasına yol açtı. Diğer taraftan Galatasaray oyunun üçüncü kendilerinin ikinci ejderini alıyor. Bir daha bir bulut ejderi. Balkanın içinde kalmıştı zaten. O içeri girip sıçratarak evet. Çıktığı pozisyondan sonra. Üçüncü eşya olarak da Luden'e gidecek Ezreal. Ya dakika 22, altın farkı 7000. DP için işler giderek zorlaşıyor. Rakibin bir de Baron'u var. Farfetch'te olabildiğince pozisyon kovalıyor burada. Yine iki tane yükü bir diktirdi, üçüncüyü bir bekletti Balkan. Artık Baron güçlendirmesiyle beraber Ragnar da zaten yukarıdan ittirmeye devam ediyor. Alt koridordan da Galatasaray oyuncuları. Ragnar'ın canı bir hayli azaldı bu arada, şu an ayrıktan görüyoruz. Orada zor durumda kalan bir Ragnar var. Berend tutuşturup bıraktı ama Ragnar düşecek mi? Son tık yetmedi. Ragnar hayatta kalıyor burada. Yani Berend sanki biraz daha agresif oynayabilirdi o skoru almak için ama inhibitörü kaybettiler yine de. Crystal geliyor şimdi yandan. Balkan yine rakibin üzerine atladı. Onları yavaşlattı. Güzel ulti. Bu sefer Freljord oldu. Karşılaması. Crystal'ı geri göndermedi. Crystal'ı geri göndermediği gibi Vurkaç'ı da sanıyorum ki iptal evet, etti Vurkaç'ı orada. Vurkaç'ı da durdurdu. Tam havadayken, tam Berend gidiyorken durdurdu. Yani Farfetch bir denedi olmadı ama ikinci denediği hakikaten çok çok güzel bu. PBM'den şimdi agresif oyun. PBD önde yakalandı. PBD'nin geçen sefer ne kadar hızlı hasar yediğini görmüştük. Üç yük var üzerinde. Dördüncü yük geldi Mendes'ten agresif oyun. Onu düşürmeyi başarıyorlar. Diğer tarafta Berend bu arada Balkan'ı düşürdü. Ragnar yukarıdan. Diğer üç üye orta koridordan itirmeye devam ediyor. Berend bir kere daha Ragnar'ı yakalamanın peşinde. Orta koridor inhibitörü de düştü. Galatasaray acaba şimdi yukarıda da o baskıyı oluşturacak mı? Baron'un bitmesi ne 50 saniye var. Ayrı bir kelime gibi oldu o ne ama olsun. Denemeyecekler. Geri dönmeye karar verdiler. Çok fazla altın var ceplerinde. Özellikle Mendes. Crystal bu arada zorlamaya devam ediyor. Ragnar'ı orada çarpını da kullandı ama Ragnar tabi duvarlardan hızlı geçebilen bir şampiyonla oynuyor. Mendes Luden'i tamamladı. Burada tekrardan Farfetch'in ultisine bir bakalım. Yani sancak kombosunu kesiyor. Aynı zamanda... Yok, Vurkaç'ı atmıyormuş kullanmamış zaten. Mı? Ha, evet, tabii şimdi kullanıyor. Bilmiyorum yani böyle bir kenara oynadı diye görünce... Berend... O sırada öyle görmüştük evet, de evet. Muhtemelen izleyici modundan dolayı öyle göründü. Ama gerçekten Crystal'ın... Sancak kombosunu çok iyi durdurmuş orada Farfetch. GBM'de zaten bitirici vuruşu yapmış burada. Madness'tan da agresif oyun gelecek burada şimdi. Ve Nautilus yani tank bir şampiyon gibi görünüyor belki ama destek rolünde oynandığı zaman tanklaşması zaman hakikaten çok, çok vakit alıyor. Eşya bağımlı yani eşyaya çok bağlı çünkü Nautilus'un tanklığı. Yani bir de Nautilus'un üzerine baktığımız zaman şu an büyü direnci namına hiçbir şey yok hiçbir ve şey Vladimir yok. Ultisi yemiş bir Nautilus'tan bahsediyoruz. Oo. Black bayağı bir hasar yedi burada. Yeni Ezreal'ın güzel yanı da bu aslında. Ragnar Berend'le yine birebir yapıyor burada. Berend 300 cana kadar indirdi Ragnar'ı. Üzerinde tutuştur da... Pardon tutuştur yoktu üzerinde. Diğer tarafta Berend yine tutan bir hayali zincir. Hemen geri çıktı Balkan. Kendi üzerine geldiği gibi Vurkaç'a geri döndü. Berend'den yine bir deneme. Bu sefer de Balkan'ın canını indirdi. Bayağı bir geri dönüş hasarı da aldı. Evet ve üste dönmesi gerekecek bunu yaptığı için. Ve Ezreal'ın ultisinin gelmesine de çok kısa bir süre var. Yine bir ultiyle daha çok can yakabilir. Bakalım şimdi, kullanacak mı? Güzel bir ulti. Tam 3 kişiyi havaya kaldırdı ama GBM ön saflarda kalmaya devam ediyor. Balkan'ın düştüğünü görüyoruz. GBM 3 kişinin arasında şimdi. Kızıl havuzu kullandı. Geri çıkmaya çalışıyor buradan. GBM'in sıçrasının olmadığını ama yine de burada güvenli pozisyonda kalmayı başardığını ve çok fazla hasar verdiğini söyleyelim. Galatasaray bir türlü o istediği üst koridor kulesini açamadı. Bir minyon dalgası daha bekliyorlar. Çünkü alt iki inhibitörü zaten aldılar. Yani orta koridor ve alt inhibitörünü almayı başardılar. Aşağıdaki minyonlarla yukarıdaki minyonları aynı anda getiremedikleri evet. için bir türlü o pozisyonu yakalayamadılar. Ve Dark Passage burayı aslında savunmuş, iyi de zaman kazanmış oldu. 2 dakikaya kadar da indi inhibitörlerin çıkma süresi. İkisinin birden çıkma süresi 2 dakikaya inmiş durumda şu anda. Madness bakalım silah kılıcı ama büyük bir ihtimal öyle yapacak. Silah kılıcı gidecek.
aslında o daha önce bahsettiğimiz hibrit eşya diziliminin ne kadar faydalı olduğunu gösterdi Madness bu maçta. Ya cidden eğlenceli bir eşya dizilimi. Çünkü ultinizin verdiği hasarı hakikaten hissediyorsunuz. Q tutturduğunuz zaman bir de Luden patlıyor. Üçlü kuvvet artı Luden'in işte o patlama hasarı derken hasarınız gayet yüksek oluyor. %40 bekleme süresinde azalmaya da çok çok rahat ulaşıyorsunuz. Şu anda hatta Madness çizmelerini satıp başka bir çizme tercih edebilir. Çünkü yani o limiti geçmiş durumda. Evet, hatta yani şu anda tekrardan bakıyorum. Çizmelerin herhangi bir amacı yok. Ya Baron şu an vadide. Galatasaray için bir hedef olacaktır. Ama tabii ki şöyle bir nokta var. Maçlar buralarda kaybedilebiliyor. Evet. Yanlış bir Baron kararı ya da yanlış bir Baron pozisyonu çalınan bir Baron bir anda geride olan takımın istediği şeye dönüşebiliyor ve Galatasaray da bu yüzden riske girmeyip Baron 9000 candayken bıraktı. Bir kere daha başlayacaklar mı acaba diye bakıyorum. İçeriği yine temizliyorlar. Bir kere daha başladılar. Yine Baron 9000 cana, 8000 cana kadar indi. GBM hızlı biçimde alıyorlar ama GBM arkada. Crystal uzakta tutmaya çalışıyor. Crystal yine de şansını deneyecektir. 4000 can şu anda. İçeriye bırakılan bir kontrol totemi var. Galatasaray yine bıraktı Baron GBM'den. 3 kişilik bir ulti geldiğine. Crystal önde. Black çok fazla sayıydı. Black burada hayatta kalmaya çalışacak. 10 canla hayatta kaldı ama PvD'nin düşünü görüyoruz. Arada yakalanan Berant de düştü bu sefer. Juzu sıçrayla kaçtı ama uzaklaşabilecek mi? Ragnar onun önünü kapatıyor. GBM orada ve GBM Ragnar ikilisi burada Juzu'nun da çıkmasına izin vermedi. Kaçabilen tek isim Crystal. Gerçi Black de kaçtı ama Black ölmüşten beter oldu. Black doğru bir hamleyle orta koridor minyonlarını ittirdi. Onları tutup en azından rakibine oyunu bitirmesine engel olmaya çalıştı. Evet, en azından takım arkadaşları doğana kadar burada Galatasaray oyunu bitiremeyecek ve şöyle de bir nokta var. İnhibitörler doğdu. Yani Dark Passage'in bir savaş daha şansı var. Evet. Ama yani eşya bakımından, yani tempo bakımından da çok çok gerideler. Altın konusunda da dediğin gibi. Yani bir hatta böyle bir kompozisyona karşı Juzu'nun yani bu eşyalarla hakikaten bir şey yapması mümkün değil Niko'yla. Ben rejimizden rica edeyim bir altın farklarını ki hani bireysel olarak hangi şampiyonlar arasında fark var onu görelim. Yani orada 2000, orada 2000, orada 3000. 2500, 2500 yani evet. hoş değil hakikaten. Ya özellikle baktığımız zaman yukarıda ve ortada bir eşyalık fark oluşmuş durumda altın bazında. Ve bu da zaten hani Galatasaray'ın bir vurduğunun iki sayılacağı anlamına geliyor. DP'nin bu son savaşta işi oldukça zor olacak ama doğru bir hamle belki onlara bir şey yaptırabilir. Berant şimdi şansını denedi. Madness'ın canını %50'ye kadar indirmeyi başardı. Güzel bir ulti geldi GBM'den yine. Black o ultinin içinde kalanlardan biri ama şimdi GBM yakalandı. Zonya'sını kullanıyor. Öteki tarafta Juzu kaçarken ulti atmak zorunda kaldı ve anında PBD'nin bir kere daha düştüğünü görüyoruz. Black de önde kaldı. 2'de 2 yapan bir Ragnar. Galatasaray bu savaşı da kazanacak gibi duruyor. Yeniden dirilen bir Balkan görüyoruz. Berant arka tarafta. Tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Madness'ın da Crystal'ı indirmesiyle artık Juzu biraz tek başına savaşıyor gibi görünüyor. GBM 1744 Juzu can çekti bu arada. Juzu inanılmaz hasarlar yiyor Madness'tan. Arkadan gelen ulti tutsa Juzu'nun düştüğünü de görebilirdik ama şu an düşen başka bir şey var. O da Nexus. Bitmeden bir skor daha aldı Ragnar ve mücadele sona eriyor. Galatasaray ikinci günde ilk galibiyetini almayı başarıyor ve o ilk günkü kötü performansını da telafi ediyor. Ve gayet de iyi bir performansla, yani bu gidip gelen maç değildi kesinlikle. Öne geçen Galatasaray bir yerden sonra takım savaşlarını da kazanıp doğru hamlelerle inhibitörleri açtı, harita hakimiyetini arttırdı. Baron'u almayı başarıp maçı kazandı. GBM'in yüzünde de rahatlamış bir ifade evet, gördüm. 4-0-10 diye gördüm en son, yani üste girerken. Birazcık daha arttı galiba KDA'sı. Ragnar'le Crystal arasında da, iki eski takım arkadaşı arasında da güzel anlar. Ragnar bütün eski takım arkadaşlarını kucakladı. 4-0-10 bitirmiş bu arada. Evet. Rejiden de bilgi geldi. Galatasaray Espor'u da tebrik ediyoruz. Böylece bu iki takım da haftayı 1-1 kapatıyor. İki takım da bir galibiyet, bir mağlubiyete ulaşmış oldu günün sonunda. Hı-hı. Açıkçası yani iki takım da aslında ilk gün çok soru işaretli bir mücadele geçirmişti. İkinci gün, yani iki takım da kazandığı maçta çok soru işaretli bir maç geçirmedi. DP yine kendinden bekleneni verdi. Onlar genç bir takım olmasına rağmen. Evet.
Galatasaray ise onlardan beklenen performansı sergiledi. Onları zaten biraz daha yukarılara yazan çok kişi olmuştu. Ve görünen o ki yavaş yavaş ısınırlarsa biraz daha iyi bir oyun sergileyebilirler. Potansiyelleri yüksek.